Football Champions League Group H match day 3 between Beşiktaş Aykırtepe and Litas Vilnius. We are here with the coach and the player of Litas, Mr. Giedrius Civenas and Agnes Normantas. First, Mr. Normantas, your comments about the game. First of all, we cannot start the game like that. We played terrible in the first half. We got minus 23, and in the second half we put some aggressiveness, and then we came back. But that was not enough. And this is for my side. Any questions? Okay, coach, your comments about the game. Okay, today we saw two teams of Ritas. The first half, team which started the game, as Margir has already told, terrible. For me as a coach, the most painful and sensitive part was because we were absolutely out of focus. We were not doing things what we're supposed to do, especially defensively to start with. And the second half, we went like we all play every single time. As normal Ritas team, we showed our character. We came back to the game, but in crucial part of the game, we just missed all our shots, and some decisions were not the best from us, including coaches. But we don't blame each other. You know, we are a team who lose together, but we are also the team who will win together. Thank you, coach. Thank you. Hello everybody, welcome to the second part of the press conference of the game between Beşiktaş Aykırtepe and Ritas Vilnius Champions League, Basketball Champions League game day 3. We are here with Trevon Blewett, player of Beşiktaş. Trevon, your comments about the game. I thought today was a hard-fought win. I think we played well, most of the game, and then kind of, dwindled off a little bit towards the end. Bugün gerçekten çok zor ve mücadeleyle kazanılmış bir galibiyetti. Sonuna kadar savaştık ve kazanmayı bildik. But I just think, the last two overtimes kind of show how our team is, when it's crunch time, and I think we showed our true character today. Son iki uzatmada gösterdiğimiz kadarıyla takımımızın karakterini çok iyi bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu iki uzatmada elimizden geleni yaparak maçı kazandık. Any questions, Bertan? Okay. Thank appreciate you, man. Ahmet abi.
We are here with the head coach of Beşiktaş Aykır Apex, Mr. Ahmet Kandemir. Mr. Coach, maçı hakkında yorumlarınız. Şimdi öncelikle bugün buraya gelen ve bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. First of all, I would like to thank all the fans who came out to support us today. İspanya'da ve Almanya'da çok ciddi bir taraftar topluluğu önünde oynadık. We played against some really tough fans in Spain and in Germany. Aynısını kendi salonumuzda görmek istiyoruz. We want to see the same in our gym. Maça gelince, maçın genelinde şunu söyleyebilirim. Maça çok iyi savunma yaparak başladık takım savunmasında. Regarding the game, we started the game with a really solid defense, team defense. Bugün gerçek olan iki gardımız da sakattı. Our two real point guards were all injured. O yüzden point guardsız oynadık. Bu da yorulduğumuz zaman bizim oyunu organize etmemizde ve top kaybetmemizde çok etkili oldu. We played without a point guard, so this caused us to play disorganized and lose the ball sometimes. Daha rahat kazanabilirdik. Daha rahat kazanabilirdik ama oyunun özellikle son 10 dakikasında çok basit hatalar yaptık. Çok basit hatalar yaptık. Yani yapmış olduğumuz müdafaanın karşısında oyunu daha rahat kazanmamız gerekiyordu. Sonunda karşı takım disiplinli bir takım, bunu biliyorduk. Oyunu bırakmayacaklarını da biliyorduk. Sonuç olarak grupta ilk devrede 3 maçın ikisini kazandık. Geri kalan 2 maç sahamızda oynayacağız. Yani çok zor bir gruba düştüğümüzü düşünüyorduk ilk başta. Fakat geldiğimiz noktada gruptan çıkma şansımız yükseldi. Oyuncular bunu çok istiyorlar, çok arzuluyorlar. İnşallah geri kalan 2 maçı da burada içeride kaybetmeyerek grupta iyi bir yerde çıkacağımızı düşünüyorum. We could have won more easily at the in the end, but in the last 10 minutes we had some bad decisions on defense. We finished the first half of the group stage 2 out of 3, which is an advantage for us, and we have 2 home games coming up. My players really wanted to win and want to advance from the group, and right now we have an advantage in that regard as well. Evet, uzatmada tercihiniz oldu. Randy Hollis Jefferson şu an Avrupa basketboluna bir uyum sürecinde mi? Sizin görüşünüz nedir? Aslında bizim bütün Amerikalı oyuncularımız Avrupa basketboluna uyum sürecinde. Isaiah Whitehead dışındaki tüm oyuncular ilk defa Avrupa'da oynuyorlar. O yüzden bu handshake dediğimiz Amerika'da elleri kullanmakta çalınmayan foller burada çalınıyor. Oradan da çok foul atışı yiyoruz buradan dolayı. Hollis Jefferson'la ilgili biz savunmada ondan çok verim alıyoruz. Yani özellikle switch savunmasında, rebound'da bize katkı veriyor. Fakat son maçta hücumda takımın hücum düzeninde çok erken atışlarla takımın düzenini biraz bozdu. Şu anda yeni bir takım oluşturma çabasındayız. Bu yüzden takım basketboluna uyana kadar bizimle beraber daha süre alması için bizim oyunumuz basketbola uyacak, bizim bir parçamız olacak. Kendi görevlerini parçanın içinde yapacak. Yoksa biz şey olarak tabii memnunuz. Bir de tabii bu ilk defa Avrupa'ya gelen oyuncular Avrupa basketbolunun sertliğinde biraz sıkıntı yaşıyorlar yani. Sertliğinde sıkıntı yaşıyorlar. Biraz daha bu kendi NBA'de çok fade away dediğimiz atışları çok kullanıyor ama burada daha avantajlı pozisyonları da kullanmasını istiyoruz. Bugün tabii o kadar kariyerli olduğunuz zaman, uzatmaya kadar oyuna girmediğiniz zaman oyun konsantrasyonunuzu da kaybediyorsunuz zaten. Çok düşük konsantrasyonla oynamasına rağmen en azından müdafaadaki çabasıyla takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Thank you.